acaba? Anlamadım. Şey, yani Selim ablayla evlenecek mi, yoksa gönlünü mü eğlendiriyor? Aa, bizim ailenin erkekleri daima ciddidir. Tabii evlenecekler, o ne biçim laf öyle? Ne bileyim, sen halamla evlenmek için tam 20 sene röter yapmışsın. Onun için gözüm korktu. Canım, röteri ben değil, o cadı yapıyor. Peki, kızma, kızma. Kızarım ya! Ay, şimdi bak! Selim ablamla Fikret abinin bu gece halamı atlatıp buluşmaları için güzel bir fikri var. Nedir o? Halamın kendisi gibi cadoloz bir arkadaşı var. Ha. Onun sesini taklit edip halama telefon edeceğim. Peki, yapabilecek misin? Görürsün şimdi. Alo? Orası neresi hayatım? Bediyanımın evi mi? Evet, Bediyanımın. Kayboluş tam 20 sene sürdü. Tıpkı Rüknettin'le ben gibi. Uyan kız! Ah, ne oldu teyzeciğim? Niye ağlıyorsun? Hiç, Rüknettin! O da kim? Ama sen karışma! Peki, peki. Alo! Alo! Efendim? Sesiniz gelmiyor efendim! Evet, ben Bedia! Sen misin Samiyeciğim? Sesin bir tuhaf geliyor da birden söktüremedim yavrum! Telefonların hali malum! Seni bulana kadar canım çıktı! Açarım kasap çıkar, açarım hapishane çıkar ayol! Bedia! Bedia! O hayırsız aramıyor, bari ben çağırayım dedim. Akşam yemeğe çağıracaktım. Elceğizimle bir nohutlu işkembe yaptım. Parmaklarını yersin vallahi. Ah bir tanem, pek naziksin. Bekliyorum iki gözüm, geç kalma emi, hoşça kal. Sen bir harika kızsın. Halam gidince bize gelin de aramızda güzelce eğlenelim. Olur. Hadi ben şimdi gidiyorum, hazırlık yapayım. Hadi ben de seni kapıya kadar götüreyim. Pencereleri açık bırakmayacaksınız, sonra elektrikleri... Biliyoruz halacığım, her tarafın elektrikleri birden yanmayacak. Sokak kapısına, hava gazı musluğuna dikkat. Peki, peki, anladık. Bir de şunu bil ki, geç saatlere kadar oturmak yasak. Zaten öyle uykumuz var ki ablacığım. Şimdi bile ayakta zor duruyoruz, değil mi? Tabii! Aferin! Adam olmaya başladınız! Allah rahatlık versin! Size de ablacığım! Hadi biz de hemen gidip yatalım! Hadi! Dediklerimi unutmayın! Baş üstüne halacığım!